bu şairler şiir söylesinler, öbür kısmına karışmasınlar. Bunlar zaten iyi şiirler yazarlar ama yazarlar ama söyledikleri güdük şeylerdir. Öyle efendim, demedin öyle. Efendim. Ya, o zaman demedin siz üstadım. Yani Atilla İlhan eğer şiirleri çok harika şeyler ama fikri bakımdan tırıbırı şeyler söylüyorsa eğer o zaman şiirlerinin yeriyle düşüncelerinin yerini tespit edersiniz. Tekrar yani efendim ben şairin dönerse şiirine bakıyorum düşüncesine değil. Ben şiirini okuyorum onu. Şiiri düşüncesinden daha yukarıda olmaz. Düşüncesi de şiirinden daha aşağıda olmaz. Şimdi böyle üstadım, saçma şey olur mu? Bir adam bir yerlerde saçmalıyor, bir yerlerde adam gibi laflar söylüyor. Böyle şizofren mi bu? Tekrar konumuza dönelim şimdi efendim. Mesela bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum. Evet, şimdi işte Mehmet güzel Akif, konuya Müslüman geldik. Değil mi? Arnavut Mehmet Akif, Mehmet Müslüman Akif Müslümandır. Türk değil mi? Hem de nasıl? Arnavut'um diyor, yalan mı söylüyor? Hayır, yalan söylemiyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu çökerken bir takım unsurlar Batılılardan aldıkları destekle Osmanlı toprakları dışında kendilerine vatan bellediler. Efendim, Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyaset ise Türklük, o siyaset yürümez. Şimdi Akif yanlış mı düşünüyor? O müsaade doğru, bu müsaade yanlış Akif, mı? Akif işte be Arnavut'um diyor, Türklük bir şeye yaramaz. Bu bir, şey bir, bir dakika, yok bu geçilemez, bu geçilemez. Yani Mehmet Akif'in Arnavut'um dediği, Arnavut'um dediği şey Çingenelik, Yahudilik gibi yapmayın bir şey. Yapmayın efendim. Çünkü şimdi Antonio Gramsci Arnavut mu, İtalyan mı? Adım dili olan millet, dili var bunların. Arnavut çabası Arnavut vardır. Peki çabası, ben size soruyorum. Antonio Gramsci İtalyan mı yoksa... İsmi Arnavut'a benziyor. Arnavut. İsmi Arnavut zaten. Arnavut. Belli. İsmi Arnavut. Peki. O zaman şimdi işte, nasıl Gramsci Arnavutsa şey de o kadar Arnavut. Sayın Özel, siz bu açıklamaları yaparken Mehmet bir yandan Akif, da Türkiye'de yaşayan işte Ermeniler var, başka insanlar var. Onlar da kendilerini Türk olarak görüyorlar aslında. Türk görüyorlar, Türk vatandaşı. Ya Türk vatandaşı olarak görüyorlar. Daha özür dilerim. Türk vatandaşı olarak görüyorlar. Sizin dediğiniz Türklük, açıklamadan alınmış Türklük, olabilirler mi? Kafirle uzlaşmamak demektir. Başka hiçbir anlamı yok bunun. Başka ona bir, başka bir anlam yükleyen insanlar tarihten Türk'ü silmek isteyen insanlardır. Çünkü Türk tarihe kafiri geriyeterek çıkmıştır. Türk'ün dünya tarihindeki yeri kafire söz hakkı tanımamakla doğmuştur. Biz Türkler Avrupalıları Avrupa'ya tıkmış, sıkıştırmış ve onların oradan Türk'ü yok etmek üzere bir medeniyet türetmelerine yol açmış insanlarız. Biz dünya tarihinin ekseninde olan bir milletiz. Bunu da Müslümanlığımıza borçluyuz. O bence doğru, o doğru. Bunu Müslümanlığımıza borçluyuz. Türklük nerede başlar biliyor musunuz? Türklük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cihada gitmeyip de mescit inşa edenlerin mescidine girmemesi ve sonunda o mescidin yıkılmasıyla Türklük başlar. Türklük burada başlar. Buradan önce ki Türklük dediğim gibi Adem Aleyhisselam'dan beri gelen töreklerin töresidir. Onlar çünkü biz İslam'ın 7. asırda milattan sonra 7. asırda başladığını söylemiyoruz. Biz İslam'ın ne zaman İstiklal Marşı'nda ne diyor? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Efendim, ezelden burada, beridir Müslümanım demiyor ki. Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşarım demek bezmi ezelde Müslüman olduğunu beyan etmiş olanlardanım demektir. Dolayısıyla bizim ırkımız, Türk ırkı bezmi ezele çıkar. Biz Allah'ın ruhları yarattıktan sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evet diyenler Türktür. Siz hayır dediniz, peki neden hayır diyorsunuz? Yapmayın dediniz. Şey diyemem yani, üstadımız şiir gibi şey yapıyorlar ama bunun gerçeklerle tabii alakası yok. Yani i̇şte efendim, şimdi şiirin şuurla alakası yoktur diyor.
şiir dediğin şey şuurlu bir şey değildir. Şiir şuursuzca kendinden geçerek söylenmiş şeylerdir.